Merhaba sevgili gençler. Bu bölümde sizlerle iletkenlerde ve yalıtkanlarda yük dağılımını inceleyeceğiz. İlk sorumuz gelsin. Görselde görüldüğü gibi iletken ve yalıtkan cisimler üzerindeki yük dağılımları farklıdır. Sırasıyla K, L ve M cisimlerinin elektriksel iletkenliklerine göre sınıflandırılması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi baktığımızda arkadaşlar burada eğer bir cisim iletkense burada yük dağılımı normalde yüzeye olur arkadaşlar. Yani içinin dolu veya boş olması fark etmiyor. E dış yüzeyinde yükler toplanır yüklü bir cisimde. E şimdi baktığımızda K cisminde yüzeye bir dağılım gerçekleşmiş oradaki. K cismi için biz iletken diyebiliriz. L cismi yine yüzeye dağılmış fakat dikkat ederseniz bakın sivri uçlarında biraz daha yoğun yükler görüyorsunuz. E, cisim eğer böyle sivri uçlu bir yapıya sahipse, oradaki yükler biraz daha yoğundur arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi yine yüzeyde e, bir dağılım var. O zaman e, buradaki L cismi için biz iletken diyebiliriz. Fakat yalıtkanlarda baktığımızda arkadaşlar yükler yalıtkan içerisinde hareket edemezler. İşte bu yüzden bir yük dağılımı homojen bir yük dağılımı gerçekleşmeyecek. Baktığımızda arkadaşlar burada M cisminde yüzeysel bir yük görüyoruz ve buna biz yalıtkan diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden biz buradaki doğru seçeneğimiz D seçeneği olacaktır diyoruz. Evet yeni sorumuz gelsin. Faraday elektrik yüklerinin iletkenin dış yüzeyine yayıldığını fark etmiş ve buradan yola çıkarak iletken telleri bir ağ gibi örüp topraklamıştır. Bu yapı daha sonra Faraday kafesi adını almış ve çevrelediği hacmi dışarıda meydana gelen elektrik alan değişimlerine karşı korumuştur. Aşağıda verilen yapılanlar yapılardan hangisi Faraday kafesi işlevi görmektedir diyor. Burada arkadaşlar iletkenlerde yük dağılımından bahsettik. Ee, şöyle bir şeydi. E, iletkenlerde arkadaşlar yükler yüzeye yayılırdı. Yani burada içi dolu da olsa boş da olsa bu iletkenin e, dış kısmına yayıldı. İç kısımlarda yük bulunmaz arkadaşlar. O yüzden Faraday bunu fark ederek e, ne oldu? E, iç yüzeyinde yani bir... E, ...bölümü kapalı bir yüzey içerisine aldığında e, ne oluyor arkadaşlar? Bunun iç kısmında herhangi bir yük bulunmaz diyor. Ve e, baktığımızda arkadaşlar uçak mesela e, dış yüzeyi iletken e, bir e, bölümle kaplı içinde yine e, yük bulunmuyor. E, aynı şekilde e, burada e, şemsiye, e, açık alanlar, ağaç altları ve bisiklet baktığımız zaman... Açık alan yani kapalı bir yüzey içerisinde değil. O yüzden bunlar da Faraday kafesinden bahsedemeyiz ama uçakta bahsedebiliriz arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet, sıradaki sorumuz elektriksel kuvvetle ilgili bir soru. Sorumuza bakalım. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde sabit tutulmakta olan noktasal KLMN iletken cisimlerin yükleri sırasıyla Artı 3Q, eksi Q, eksi 2Q, eksi 5Q olarak verilmiştir. K'nin L'ye uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F1. M'nin L'ye uyguladığı, N'ye uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F2 olduğuna göre F1 bölü F2 oranı kaçtır diyor sorumuz. Burada elektriksel kuvvet e, formülünden bahsedelim arkadaşlar. Neydi? Elektriksel kuvvetin büyüklüğü F eşittir. K çarpı. Ee, Q1 çarpı Q2 bölü D kare diyorduk arkadaşlar. Yani yükler çarpımıyla doğru orantılı. Yükler arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır diyeceğiz. Ee, şimdi bakalım KL arasındaki e, yük, e, kuvvetin büyüklüğüne bakalım. F, KL diyelim biz buna. Ee, neydi? K burada sabitimiz. Ee, şöyle 3Q çarpı q Burada eksiği almıyorum arkadaşlar. Büyüklük sorduğu için herhangi bir yönden bahsetmemize gerek yok. 3D'nin karesi diyoruz. Ee, burada şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Buradan 3 buradan 9 gelecek. Yani 1 bölü 3 şeklinde yazabilirim. Yani bununla orantılıdır diyebiliriz. MN'ye bakalım. K çarpı e, 2Q çarpı 5Q bölü. Aradaki uzaklık 2D'nin karesi diyeceğiz. Buradan üstten 10 gelecek. Alttan da 4 gelecek. Yani 5 bölü 2 ile orantılı diyebilirim. 10 bölü 4'ten. E, Bunların oranını sormuş arkadaşlar. Yani e, şöyle yaparsak. F1 bölü F2 eşittir. E, yani şöyle 1 bölü 3 çarpı. Diğerine ters çevirip çarparsak. 2 bölü 15 Gelecektir. Doğru cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Evet, sıradaki sorumuz gelsin. Yatay zeminde tutulmakta olan yüklü iletken KLM küreleri birbirlerinin etki alanındadır demiş. Şekildeki elektrik alan kuvvet çizgilerinin yönelim modellemesi verilmiştir. KLM cisimlerin elektrik yüklerinin büyüklükleri sırasıyla QK, QL, QM olduğuna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur diyor. Burada arkadaşlar gördüğün gibi çizgiler verilmiş fakat çizgilerin yönleri verilmemiş bunları biz e, yorumlayacağız. E, öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar bir yük içerisinde elektrik alan çizgilerine bakarsak e, pozitif bir yükse eğer e, yükten dışarı doğru elektrik alan çizgileri çıkacaktır diyeceğiz şöyle yapalım e, negatif bir yük ise e, yüke doğru girecektir bu yükler. Çizgiler. Şöyle yaptık. Şimdi buna göre bir yorumlama yapacağız arkadaşlar. Burada QL büyük QM demiş birinci yargıda. Bu arkadaşlar yük e, miktarları çizgilerin sayısıyla orantılıdır. Yani L'ye baktığımızda L'den bakıyoruz arkadaşlar. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çizgi çıkmış. E, M'ye baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane çizgi çıkmış. O zaman L'nin yük miktarı daha fazladır diyebiliriz M'ye göre. E, bir doğrudur diyorum. E, QK eşittir QL demiş. Bakıyoruz arkadaşlar K'dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane çizgi çıkmış. O zaman K'nin yük miktarı daha fazla çıkacak. Yani 2 yanlıştır. K pozitif yüklü L ve M negatif yüklüdür diyor. K pozitif ise L arkadaşlar... K'den çıkıp L'ye gireceği için yükler L negatif yüklüdür fakat M'ye baktığımızda L ve M aynı yüklü olacak. Yani L negatifse M de negatif yüklü olacak. O yüzden biz burada L ve M negatif yüklüdür diyebiliriz. 3 doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneği 1 3'tür.